Nuh aleyhisselam, İdris aleyhisselam dünyadan yüceliklere kanat açmış, arkada bir kavim bırakmış, Adem aleyhisselam nesli uzayıp geliyordu. Ne var ki başsız kalan insanlar bulanık sular gibi iblisin ardınca akıveriyorlardı. İşte insanlar yine azmış. Allah-u Teala da İdris aleyhisselamdan sonra Nuh aleyhisselamı insanlara peygamber olarak gönderdi. Hazreti Nuh 40 yaşına gelince Allah tarafından vahye mazhar kılınıp kendisine peygamberlik verildi. O sapık ve azgın kavmi irşat ile vazifelendirilmiş bulunuyordu. Karşısında azgın ve sapık bir kavim vardı. O insanlar üzerine korkutucu olarak gönderilmişti. Allah tarafından Nuh aleyhisselam bir kitap veyahut da suhuf indirilmemişti. Ne var ki kendisi büyük peygamberlerdendir. Hazreti Cibril ilahi emirleri bildirmek için 50 defa ona gelmiştir. O şükreden bir kul idi. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle de ki ey kavmim şüphe yok ki ben sizin için apaçık bir korkutucuyum. Şöyle ki Allah'a ibadet edin. Ondan korkun ve bana itaat edin diye buyurdu onlara. Ben sizleri Allah'ın azabından korkutan sadece bir peygamberim. Bu kadar büyük ve şerefli bir gayretin neticesi olarak sayıları az da olsa etrafında bir müminler cemaati halkalanmıştı. Nur deryasına atılanlar vardı. Kendi oğullarından Sam, Ham, Yasef de Nuh aleyhisselam'a iman edenlerdendi. Diğer bir oğlu Yam yani Kenan küfür safında yer alanlardan oldu. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu ben size acıklı bir gün azabından korkutuyorum dedi Nuh aleyhisselam. Başlarına bedbahtlı topraklara saçılan kafirler kıkır kıkır gülüyorlar ve şöyle diyorlardı. Biz seni ancak bizim gibi bir insan görüyoruz ve sana bağlı olanları da ilk bakışta en düşüklerimizden ibaret görüyoruz. Sizin bize fazla bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Hatta sizi yalancılardan sanıyoruz diyerek alay geçtiler. Nuh aleyhisselam, ey kavmim söyleyin bakayım fikriniz nedir? Eğer ben Rabbimden verilen açık bir burhan üzerine isem, bir de Allah bana kendi katından bir peygamberlik vermişse, size onu görecek gözler vermemişse, istemediğiniz halde onu size zorla mı kabul ettireceğiz? Ey kavmim, peygamberliği tebliğ işinden dolayı sizden bir mal istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir ve ben iman edenleri kovacak değilim. Elbette onlar Rablerine kavuşacaklar. Ancak ben sizi cahillik yapmakta olan bir topluluk olarak görüyorum diye onları uyardı. Nuh suresi, Hud suresi ayet 28 ve 29. Kafirler karanlık ağızlarını açıp meydan meydan bağırdılar. Sana ve senin yolunda gidenlere ölüm dediler. Müthiş bir mücadele başlamıştı. İmanla küfrün, hak ile batılın, İlim ile cehlin, medeniyet ile vahşetin, adalet ile zulmün mücadelesi devam ediyordu. Kafir ve putperestlere karşı iman ehlinin sayısı çok azdı. Öyleydi ama Rableri onların tarafındaydı. Cihanı bir hikmet üzere yaratan Allah elbette imanlı kullarına medet edecek ve yardım edecekti. Kafirlerin azgınlığına karşı 40 sene yağmurları kesti Allah. Bu zaman zarfında kafirlerin malları ve hayvanları helak oldu. Bağları, bahçeleri kurudu. Kadınları doğum yapamaz oldular. Nesilleri kesildi.
Göklerden felaket iniyor, topraktan hararet tütüyordu. Yaman bir ızdırabın okyanusunda çırpınmaya başladılar. Hazreti Nuh, kendisiyle alan eden o şımarık zenginlerin şimdi bütün ümit dallarının kırıldığını görüyordu. Ey Nuh dediler, uğradığımız felaketi görmez misin? Tahammül sınırını aşan bu sıkıntılardan nasıl kurtulacağız? Bize bir yol göster. Hazreti Nuh, gün kadar aydın yüzünü onlara tutup, ey kavmim, başınıza gelen bunca felaketler, işliğe geldiğiniz günahlardan ve isyanlar sebebiyledir. Halbuki o, sizi türlü türlü hallerle yaratmıştır. Ayeti anlatıyor. Nuh suresi ayet 13'ten 20'ye kadar olan ayet. Görmediniz mi? Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmış? Ayı içerisinde bir nur kıldı. Güneşi de bir kandil. Allah sizi babanız Adem'i arzan yaratıp meydana çıkardı. Sonra sizi oraya döndürecek ve sizi bir daha çıkışla kabirlerden çıkaracaktır. Allah sizin için arzı bir döşek yapmıştır. Onun geniş yollarından gezersiniz. Böylece Hazreti Nuh o şaşkın kavmi düşünceye, tefekküre davet ediyordu. Her azalarından kötülük ve şer akan adamlar tefekkürü ne bileceklerdi? Onlara nice seneler öğütler vermiş, nice mucizeler göstermişti. Ey kavmim demişti, siz kendi yaratılışınıza bakmıyor musunuz? Bu aleme nasıl ve nereden geldiniz? Sizi yoktan var eden önce toprak, sonra nebat, sonra gıda, sonra nutfe, sonra kan pıhtısı, sonra et parçası, sonra etle karışık kemik yığını ve sonra da en güzel bir suretle yaratan Rabbinize hala inkar mı edeceksiniz? Siz hiç düşünmez misiniz? Nihayet bir gün ölecek, kabre gireceksiniz. Rabbiniz sizi bir müddet kıyamet gününe kadar kabirlerde beklettikten sonra oradan çıkartacak ve amellerinizin ceza ve mükafatlarını verecek dedi. Ey Nuh, gerçekten bizimle mücadele ettin. Bizimle olan mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğru söyleyenlerden isen bizi korkutup durduğun azabı haydi getir bakalım dediler. Görüldüğü gibi kafir ve müşrik kavim o peygamberanı Zişan'ın sık sık haber vermiş olduğu ilahi azaba inanmıyorlardı. Nuh aleyhisselam diyecek ki Bismillah kâle inneme ye'tikum bihillâhi inşâe ve mâ entüm bimu'cizîn. Ey kavmim, dileyince azabı ancak Allah size getirir ve siz onu azap etmekten aciz bırakacak değilsiniz. Ey münkirler, o istediğiniz azabı dilerse ancak Halik-i Azim getirir. O azabı getirmek benim elimde değil. Sizin için bir azap takdir bulunmuş ise siz onu azap etmekten aciz bırakacak değilsiniz. Onun elinden nereye kaçıp kurtulabilirsiniz ki? Ayette eğer Allah sizi saptırmayı, helakinizi murat ediyorsa ben size nasihat etmek istesem de benim nasihatim size fayda vermez. O Rabbiniz ve nihayet ona döndürüleceksiniz deyip onları Nuh aleyhisselam uyardı. Tam 950 sene onları La ilahe illallah demeye davet etti. Fakat ey Rabbim, artık bu zalim kavme karşı mağlup düştüm. Benim için onlardan intikam al dedi. 950 sene dile kolay. Rabbim, onlar kendilerine emrettiğim şeylerde bana isyan ettiler. Malı ve çoğu kendi hüsranlarından başka bir şey artırmayan kimselere uydular. Çocukları ve malları ancak hüsranlarını artırdı ve çok büyük bir hileye giriştiler.
Gerçekten bunlar çok kimseleri yoldan çıkardılar ey Rabbim. Sen de zalimlerin ancak helakını artır diye beddua et. Ve dedi ki ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan senin kullarını saptırır ve ancak bir nankör facir doğururlar. Kamer suresi, Nuh suresi ve Nuh suresinin 21'inden 27. ayetlerin hepsini okumuş olduk. Ve Rabbim, ey Kerim olan mabudum, beni, ana babamı, mümin olarak evime gireni, bütün mümin erkekleri ve bütün mümin kadınları bağışla diye dua et. Zalimlerin ise ancak helakını artır dedi. Nuh'a şöyle vahyolundu. Haberin olsun, önceden iman edenlerden başka kavminden hiçbiri asla iman etmeyecek. O halde yaptıkları şeylerden ötürü kederlenme, üzülme. Nezaretimiz altında ve vahyimiz gereğince gemi yap. Hem o zulmedenler hakkında azabın kendilerinden kaldırılması için bana dua etme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır dedi Allah-u Teala. Allah'ın şerefli kulu ve şanlı peygamberi Hazreti Nuh, Rabbi Kerim'inin emri üzere en büyük mucizesi olan gemiyi inşa etmeye başladı. Tarihte ilk gemi Nuh Aleyhisselam'ın eliyle yapılacaktı. Bütün peygamberlere vahiy getiren Cibril, geminin inşasında Allah'ın emri üzere Nuh Aleyhisselam'a yardım ediyordu. Sular üstünde yüzecek tahta kuş yavaş yavaş meydana geliyordu. Dertli, sıkıntılı, elemli ve çileli günlerde bir nefes olsun, Hak elçisinin etrafında ayrılmayan, sabır ve sebat gösteren ihlaslı müminler yine onun yardımına koşmuşlardı. Kafir ve azgınlar o güne kadar böyle bir şey görmemişlerdi. Karanlıklar yüzlerinde şeytani gülüşler vardı. Hazreti Nuh ve müminleri çalışır gördükçe kahkaha atıyorlardı. Ey Nuh, peygamberlikten vazgeçerek dülgerliğe mi başladın, marangozluğa mı başladın diyorlardı. Nuh aleyhisselam, ey münkirler diyordu. Yakında başınıza geleceği göreceksiniz. Geminin gövdesi yavaş yavaş meydana çıkmıştı. Hazreti Cibril yine geldi. Ya Nebiyallah dedi. Rabbimin sana selamı var. Bir güvercin yakala ve kemiklerini kırmaksızın etini ye. Hazreti Nuh bir güvercin tutup kesti, pişirip etini yedi. Cibril aleyhisselam güvercinin göğsünü işaret etti. Ey Nuh dedi. Suda kolay yüzmesi için geminin altı işte böyle yapacaksın. Allah'ın peygamberi tarif edilen şekliyle gemiyi inşa ediyordu. Artık gövde tamamıyla meydana çıkmıştı. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğuna göre Hud suresi ayet 38-39'da Nuh gemi yapıyordu. Kavminden herhangi bir topluluk yanında her geçtikçe kendisiyle alay ediyordu. Nuh onlara, eğer şimdi bizimle alay edip eğleniyorsanız biz de Allah'ın azabı size geldiği zaman bizimle alay ettiğiniz gibi sizinle alay edeceğiz. Artık pek yakında perişan edecek azabın kime geleceğini ve devamlı bir azabın kimin başına kopacağını bileceksiniz. Malumdur ki Allah'ın peygamberi istihzada bulunmaz. Bu tabir sadece bir mukabile tarikiye söylenmiştir. Bundan asıl murat, ey cahiller, siz bu yaptığınız istihzanın pek elim ve pek vahim akıbetini yakında göreceksiniz demekten ibarettir. Artık büyük fırtına yakındı. Onları hiç kimse kurtarmaya kadir olamayacaktı. Hakka dönün insanlar. Yakın büyük fırtına. Dünya bunca çılgını bindirir mi sırtına? Gemi sert abonos ağaçlarının tahta şeklinde yan yana kuvvetli bağlarla bağlanıp çakılmasıyla vücut bulmuştu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın beyanına göre bu geminin uzunluğu 300 arşın, 204 metre, eni 70 arşın, 48 metre, derinliği ise 30 arşın,
20 metre 40 santim idi. Gemi 3 katlı olarak inşa edilmişti. Emir saati geldi. Geminin tamamlanıp harekete hazır hale geldiği an aynı zamanda tufanın başlangıç saatiydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bismillah hatta izâ câe emrunâ fâretten nûr ve nehmil fîhâ min kulli zevceyn ithneyn ve ehleke illâ men sebeqa aleyhil kavlu ve men âmen ve mâ âmene mâhu illâ kalil. Nihayet helak etme emrimiz geldi ve fırından su taşıp fışkırdı yahut gemisinin kazanı kaynadığı vakit Nuh'a şöyle dedik. Faydalanan hayvanların her cinsinden erkek ve dişi olmak üzere ikişer tane çift ve üzerlerine boğulma emri takdir edilenler müstesna aile halkınla bir de iman edenleri gemiye yükle. Zaten beraberinde iman edenler pek azdı Allah buyuruyor. Hazreti Nuh Rabbi Rahim'i tarafından kendisine vahyedilen şeyleri aynen yaptı. Cihan tarihinin ilk gemisi harekete hazırdı. İnsanlar ve hayvanlar gemideki kendilerine mahsus yerlere kondu. Artık büyük fırtınanın, müthiş tufanın ve kafirleri helak edici azabın ve cezanın zamanı gelmişti. Nuh aleyhisselam kendi etrafında halkalanan iman ehline dedi ki Bismillahi mecriha ve mursaha inna rabbi le gafurur rahim. Her duruşunda ve gidişinde Allah'ın ismiyle besmele getirmek üzere binin gemiye. Gerçekten Rabbim gafurdur ve rahimdir. Müminler Allah'ın adını anarak gemiye bindiler. O gün Recep ayının 10. günüydü. Gemiye binen müminler de ancak 80 kişi kadardı. Allah'ın şerefli kulu ve Peygamber Nuh aleyhisselam 950 senelik uzun bir hizmetinin neticesinde ölenler müstesna az bir iman edenlerle gemide yol almıştı. Kafir zevcesi var idi. Akılları dondurucu hali şimdi görünüz. Hazreti Nuh en evvel iman etmesi ve ona destek olması gereken zevcesi, vailesi kafirler safında idi. Alemde bundan büyük bedbahtlık olmaz. Evet, bir kadın ki yok onda nurdan imandan eser. Artık o müthiş bela, artık o şeytana er. Hazreti Nuh'un gizli sırlarını kavminin putperest reislerine ulaştırmak suretiyle ona ihanet edip arkasından vurmaya da çalışmıştı. O kadar ki peygambere yüzüne karşı Mecnun, Mecnun diye haykırmışlardı. Artık müminlerin tamamı gemiye binmişlerdi. Helak saati gelmişti. Kafirler nereye kaçacaktı ki? Birden gökler şiddetle gürledi. Sanki binlerce yıldırım yağıyordu. Topraklardan sular kaynamaya başladı. Yer gök azap iklimi olmuştu. Feza ırmaklarından inen, toprağın derinliğinden fışkıran sularla Hazreti Nuh'un gemisi yüzer hale gelmişti. İmansızların safında Hazreti Nuh'un Kenan isimli oğlu da vardı. Tıpkı zevcesi, vailesi gibi o da iman nurundan mahrum kalmıştı. Büyük tufan bütün şiddetiyle dünyayı birbirine katıyordu. Şimdi Allah-u Teala'nın azabından kafirleri kim kurtarabilirdi ki? Kenan'ın başına da felaket şimşekleri inmek üzereydi. Hazreti Nuh hem peygamber hem de babalık şefkatiyle ona hitaben Ya buneyyerken mana ve la tekum mal kafirin. Ey oğulcağızım gel bizimle beraber gemiye bin. Kafirlerle birlikte olma. Kenan'ın canında körlük vardı. İbret almayı da bilmiyordu. Cenab-ı Hak birinin kulağına pamuk tıkamışsa artık ona duyurmak imkansızdı. Bedbahtlığın selinde yüzen Kenan dedi ki beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım. Nuh Nebi'nin yüreği şefkatle çarpıyor, durmadan ona öğüt veriyordu. Dedi ki bugün Allah'ın emrinden koruyacak yoktur.
Kâle lâ âsımel yevme min emrillâhi illâ merrahim. Meğer ki Allah iman nasip etmekle merhamet buyursun. Nuh aleyhisselamın öğüdü Kenan'a fayda vermedi. O akılsız ve beyinsiz adam kafirlerle birlikte azap diyarında kayboldu ve helak olup gitti. Nuh aleyhisselamın gemisi şimdi dalgalar üzerinde bir keklik gibi nazla safa ile yüzüyordu. Gemidekiler şükür ve hamd ile tufanın sonunu bekliyorlardı. Tufan geceli gündüzlü tam 6 ay devam etti. Bunun neticesi olarak da yeryüzünde tek canlı insan ve hayvan kalmadı. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Kenan'ın boğulup gitmişti. Hazreti Nuh bunun hikmetiyle ilk anda kavrayamadı ve hemen Rabbine yüz tuttu. Nuh Rabbine dua edip şöyle dedi. Ya Rabbi, elbette oğlum benim ailemdendir. Senin vaadin haktır. Onu yerine getirirsin. Halbuki ailemi kurtaracağına dair vaadin vardı. Şimdi oğlumun durumu nedir? Sen hakimlerin hakimisin. O peygamberani zişan, gönlünün derinliklerinden gelen bir çırpınışla mabudu kerimine, ey tek ve ulu olan Allah'ım, oğlum Kenan'dan benim ehil ve ihalimdendir. Bana ehil ve ihalime necat bahşolunacağını vat buyurmuştun. Artık hikmet nedir ki oğlum necate nail olamadı? Senin vaadin ise haktır ey Rabbim, hakimlerin hakimi sensin. O muhterem peygamberin ve dertli babanın bu dua ve ilticasına karşı Allah Azze ve Celle vahiy ile şunları söyledi. Kale ya Nuh innehu leyse min ehli amelun gayru salih fela tes'elni ma leyse leke bihi ilm inni e'uzuke en tekune minel cahilin. Allah şöyle buyurdu. Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibidir, kafirdir. O halde bilmediğin bir şey benden isteme. Seni cahillerden olmaktan men ederim diyerek Nuh aleyhisselamı Allah-u Teala uyardı. Ey Rabbim dedi, ben bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni yararlayamazsan, esirgemezsen hüsrana düşmüşlerden olurum. Bu mübarek ayet bütün bir beşeriyet için intibah ve uyuma dersi vermektedir. Şöyle ki masum, şerefli, mübarek her veçile el tarafı ilahiye mazhar olan bir peygamberin kabilinden olan yersiz bir sualden, nebilik ve babalık şefkatiyle söylenen bir sözden, Cenab-ı Hakk'a iltica ederek o kerim mabudundan mağfiret ve rahmet niyazında bulunur ve onun dergahında yaralı kuşlar gibi titrese de artık günah deryasına yüzen biz insanlar ne kadar nedametle titremeliyiz ve Rabbimize nasıl yalvarmalıyız, bunu bir düşünmek lazım. Yazık değil mi sana, elemler seni yaksın. Mesut bir hayat için Hakk'a kul olacaksın. Tufan sona erecek. Hallaki alemin emri ile yer ve gök iki müthiş ordu gibi kafirler üzerine felaketler yağdırmıştı. Yer ve gök Sultan-ı Ezel'in hücum feryadıyla ortalığı tarumar edip yeryüzünde tek canlı kafir bırakmamıştı. Yine tarafı ilahiden ferman erişti. Denildi ki ey arz suyunu yut, ey gök yağmurunu tut. Su çekildi ve iş bitirildi. Gemide Cüdi Dağı üzerine karar kıldı ve zalimler helak olsun denildi. Ve kîle ya arzubla'i ma eki ve ya semâ'u akli'i ve gîzal mâ'u ve kudiyel emru ve istevet alel cûdiyi ve kîle bu'de li kavmiz zalimin. Hud suresi ayet 44. Ey yer suyunu yut,
içerine çek ve ey gök sen de suyunu tut. Ve yerin göğün suyu kesildi. Yağmurlar, fırtınalar, boralar son buldu. Kafirlerin helakı, müminlerin necatı hakkında vaadi ilahi yerine geldi. Rivayete göre Hazreti Nuh Recep ayının 10. günü gemiye binmişti. Muharrem'in 10. günü de gemiden inmiş ve Yüce Rabbine şükür için 10 gün oruç tutmuştur. Bu sebeple Muharrem'in 10. günü oruç tutmak bir sünnet bulunmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu orucun Muharrem'in 9. ve 10. günlerinin birleştirerek 2 gün peş peşe tutulmasını emir buyurmuştur. Nuh Nebi'nin gemisi Cüdi Dağı'nda selametle karar kılınca sular çekilmeye, yeryüzü ve karalar meydana çıkmaya başladı. Sonsuz rahmet ve kudret sahibi Allah yine Nuh Nebi'ye vahiy buyuruyor. Denildi ki ey Nuh, sana ve gemide seninle beraber bulunan müminlere veya soylarına bizden bir selamet ve bereketle gemiden in. Onlardan bir takım kafir ümmetler olacak ki biz onları dünyada rızıklarla faydalandıracağız. Sonra da ahirette kendilerine bizden acıklı bir azap dokunacaktır. Yine dünya ve yine hayat. Tufan sona ermiş, Nuh Nebi yeryüzüne ayak basmış, hayatın yepyeni safhası başlamıştı. Adem oğlunun yeniden çoğalmasına Nuh Aleyhisselam'ın sebep olduğu için Ebul Beşeru Sani, insanoğlunun ikinci babası veya Adem-i Sani, ikinci Adem denilmiştir. Hazreti Nuh, nübüvvet ve risaletle şereflendirilmiş bir insandı. Kalbi, şerifi ilahi nurlarla dopdoluydu. Dilinden hep hakikat incileri dökülüyor, daima Rabb-i Kerim'ini zikrediyordu. Gizli ve açık her yerde Allah'a yalvarır, kalbini bir an bile Rabbinden ayırmazdı. Her işinin başında Bismillah ve her işinin sonunda Elhamdülillah derdi. 950 sene kafirlerin cefa ve ezasına göğüs germiş, hiçbir halinde şikayet etmemiş, Yüce Allah onu Kur'an-ı Kerim'de methu sena etmektedir. O çok şükreden bir kuldu. Hallaki Azim buyuruyor ki, ey Nuh ile beraber gemiye yüklediğimiz kimselerin zürriyeti, doğru bu ki Nuh çok şükredenlerden bir kuldu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu anlatılanlardan ibret almayı nasip eylesin. Daha evvelce zikrettiğimiz gibi Nuh Aleyhisselam 40 yaşlarındayken peygamberlikle vazifelendirilmiş. O demden itibaren tam 950 sene hiç yılmadan risalet vazifesini ifa etmiştir. Kafirleri helak eden tufana şahit olmuş ve kuvvetli rivayete göre tufandan sonra 60 sene daha ömür sürmüş, sonra da rahmeti rahmana kavuşmuştur. Yine rivayetler arasında tufandan sonra 350 sene daha yaşadığı söylenir. Bütün ömrünün 1050 sene veyahut da 1350 sene veyahut da 1400 sene olduğu rivayet edilmiştir. Nuh Nebi'nin bazı hususiyetleri. 1. Kendisinden önceki dini neshedip yeni bir dini getiren Resullerdendir. İnsanları hak dine davet ettiği için kavmi tarafından eza ve cefa gören ilk peygamberdir. 3. Ömrü çok uzun olmasına rağmen kuvvetinden bir şey kaybetmemiş, dişi dökülmemiş ve saçları ağarmamıştır. 4. Yeryüzünde bulunan bütün kafirler onun dua sebebiyle helak olmuşlardır. 5. 950 sene gizli ve aşikar kafirlere tevhide davet etmiştir. 6. Kendilerinden misak alınan peygamberlerdendir ve Nebi-i Zişan Efendimiz'den sonra misak ve vahiy de ikinci derece kılınmıştır. 7. Yüce Rabbi ilk olarak ona gemi yapma ilmini ve sanatını öğretmiştir. Ve 8 olarak ve ona çok şükreden kul demiştir.
Allah Teala şefaatine nail eylesin. Selamun aleyküm.